Evet, 307 severler. Tekrar merhaba. Bugün şu şeyi göstereceğim. Kronik sorunlardan bir diğer olan O-ringlerden su kaçırma. Yani antifriz kaçırma, su, antifriz aranızda hangisi varsa. Onun değişim videosunu çekmedim. Keşke çekseydim. Şu bölgenin arkasında gözükmüyor böyle ama kalorifer hortumlarına, kalorifer peteğine giren iki tane plastik hortum var. Onların arasında birleşim yerinde plastik bir conta var. %90 ihtimal oradan kaçırıyor. Petekten diyor bazı bilmeyenler, Peugeot bilmeyenler. Onlara inanmayın. Petekten olursa şayet kaloriferi çalıştırdığınızda ön camınız komple buhar olacaktır. Eğer buharlanma yoksa O-ringlerdendir. Onları mühendislik hatası veya ne diye her şey diyebiliriz. O yüzden eskidikçe kaçırıyor yani onları değiştirmek lazım. Benim de ilk defa başıma geldi. Arabayı da yeni aldım zaten. Biraz da kirli kusura bakmayın. Ondan sonra onu değiştirdik. Kaçağımız geçti. Ben buraya peçete koyarak bakıyordum. Beyaz peçete koyuyordum. Damlıyordu zaten. Ondan sonra onun çözümünü bulduktan sonra burası komple yaştı. Bu kurumadı. Ben gurur diye bekledim ama bayağı yaştı buralara bastığımda böyle öbeklene su oluyordu. Antifrizli ben. Önceki sahibi su koymuş. Ben antifriz koydum. Antifrizli su diyelim biz. Ondan sonra baktım olacak gibi değil. Kendi kurumuyor. Onu sökelim dedik. Buradaki plastik parçayı böyle hafiften tırnaklı zaten. Şuradan şu gangıttırarak çıkartıyoruz. Ondan sonra bu şekilde bir görüntü oluyor. Şurada plastik bir pin var. Tornavidayla çeviriyorsunuz. Şuradakine iki. Bir de son olarak şunu da plastik çeviriyorsunuz. Çıkarıyoruz. Ondan sonra bu şekilde bir görüntü oluyor. Gördüğünüz gibi şurada gene tırnaklı bir plastik var. Evet. Şu şekilde kaldırdığımızda görüyorsunuz. Böyle bir plastik parçaya keçeyi yapıştırmışlar. Fabrikasyon mu? Kendileri mi yapıştırmış? Onu bilemedim. Evet, bu şekilde kaldırdıktan sonra keçe zaten altta kalıyor. Şöyle kaldırarak ondan sonra görüyorsunuz. Şöyle kaldırarak elinizi sokup altından şey yapacaksınız. Keçeyi çıkaracaksınız. Benim keçe berbat, üstü berbat bir haldeydi. Çıkardığımda ben bile şaşırdım. Ondan sonra hani gurur mu bilmiyorum ama astım. Durursa deneyeceğiz. Kurumazsa tekrar yeni bir keçe alacağım. Yani şuraya böyle koydum. Gördüğünüz gibi ucundan damlıyor yani. Allah'tan arabaya zarar vermedi. Bak görüyor musunuz? Yani mahvolmuş, mahvetmiş. Yani ne kadar su kaçtıysa zaten adam hiç bakmamış. Bize de hiçbir şey söylemedi. Aldık yani böyle.